Avrupa Ligi'nde yeni formatta sezon sonunda yani lig formatı bittiği anda puanlar çok birbirine yakın olacak. Burada da atılan ve yenilen goller çok kıymetli. Çok önemli. Yani averaj çok önemli. Bu nedenle mağlubiyet olabilir ama 4 farklı bir mağlubiyet biraz daha dezavantajlı olduğuna inanıyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? %100 haklısınız. Zaten puan cetvelinde Ajax 1. Beşiktaş sonuncu. Evet. Yani 4-0. Birisi -4, öteki +4 averaj alınca ilk haftanın puan cetveli oldu. Öyle oldu. Yani dün çok uzun konuştuk ama Vedat Hoca da gelecek ikinci bölüm. O da evet. Teknik açıdan bize fayda olur. Şunu söyleyeyim ben. 4-0'da yenilirsin. 3-0, 5-0'da yenilirsin. Ama maçta rakibine bir karşılık veremiyorsan, bir direnç gösteremiyorsan, onu biraz ısırıp tedirgin edemiyorsan problem orada Deniz. Yani 0 isabetli şut. Açıklanabilir evet. Bir şey değil. İstatistikler yani. De rica edelim. Biz görüyoruz ama ekranda yansıtabilirsek yani isabetli şut 0. Baştan aşağı sanki her şey yanlış yapılmış. Eminim öyle değildir. Yani şimdi 3 defansif orta saha değil mi? Niye çıkarsın 3 defansif orta sahayla? Lugano maçına da aynı şekilde çıkmış Van Bronckhorst ama orada da puan kaybı yaşandı. Pozisyon vermeyeyim evet. Diye. Yani en azından ben arkamı kapatayım. Önde de işte Rafa var. Mustafa Hızlı bir oyuncu. Raşit Sarar. Rafa'nın da solda oynadı iki maçta yani yine yani, puan kaybı yaşadı. Yani oradan bir geçiş oyunu bir belki de 4 tane yedin ya. Ve adamların hep kenardan geldiler. Mesela merkezden gelmiş. Farioli daha iyi analiz etmiş. Beşiktaş'ı. Sol bek özellikle yani sağ kanattan Masuaku'nun olduğu bölgeye. Yani Traore orada çok geldi gitti ve çok rahat orada ceza sahası için. Yani çok net bir şekilde hocanın maç öncesindeki tespitlerinin hemen hepsi yanlış çıktı. Mesela işte Mustafa iyi bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Önü çok açık, uzun boylu, fuleli. Ama sen basketinle ileride top tutup takımı oraya taşıyacak futbol bilgisinde ve tecrübesinde değil henüz. Biraz değil daha henüz ligde yani. Pişmesi lazım. Tabii abi. Ya biraz oyunu öğrenmesi lazım. Ya oyunu bildiği halde şu an mesela Ceko ile El Nesri arasında da gene aynı tartışmayı yapıyoruz. Ceko tutuyor topu, öteki önüne istiyor. Yani öyle stoperle çok kora kora oynasın öyle bir santrafor. Başlayan bir de çok eleştirildi tabii Beşiktaş'ta. Daha farklı yani bilmiyorum neyi düşünüyor ama her şeyden önemlisi Beşiktaş takımının kulübesinde ilk 11'de bir sıkıntı yok. Ama kulübe biraz önce konuştuğumuz gibi maç sayısı arttıkça yorgunluklar, sakatlıklar, cezalılar oldukça kulübenin aynı kaliteyi sahaya getiremeyeceğini. Beşiktaş'ın alternatif kadrosu vardı. Eğer mevcutta varsa, hazırdaysa onu da ekrana getirelim. Bir kez daha üzerinden de konuşalım. Deniz bak. Yani Immobile'nin, Rafa'nın yedekleri yok neredeyse abi. Tabii. Şöyle bir şey bak. Fırtına gibi girdi değil mi Beşiktaş? Evet. Sonra Sivas maçı bir sallandı. Yani 2-0 kazandı maçı ama çok etkili olamadı. Pozisyon bulamadı. Garip bir penaltı yaptı Sivas'ta oyuncu. İkinci gol zaten kendi kalesi gibi. Sonra geliyorsun Trabzon deplasmanı. 10 kişi rakip. Tek kale oynuyorsun. Pozisyon bulamıyorsun. Ya da gol atamıyorsun. Ondan sonra son Eyüp maçı. Maçın kahramanı Mert Günok. O maçta bitti. Yani uzatma dakikaları hatadan bir penaltı öyle kazanabildin. Kaybedebilirdin karşı. Bak sinyal. Bir şeyler, bir sıkıntı var. Uyarılar tamam geliyor. Tamam mı? Sinyal geliyor. En son Ajax karşılaşması. Mert kurtaramadı bu sefer. Yani olan bu. Yani bir teknik adam böylesine üst üste negatif işaretleri algılamalı, bir farklılık yapmalı, düşünmeli, bir aksiyon almalı. Bu aksiyon 3 defansif orta saha değil. Ama Beşiktaş'ın
o fırtına dönemine bak. Getson, Rafa Silva, Immobile. Üçü de mükemmel oynuyorlar. Bak bunlardan bir tanesi oynamasın gene sıkıntı olur. Yükü onlar çekiyor zaten. Üçünün de yani Beşiktaş'ın rahat kazanması için bu üç oyuncunun da iyi oynaması lazım. İkisi oynadı Immobile olmaz. Immobile'yi, Getson'yi, Rafa'yı olmaz. Yani bu üçünün de hakikaten iyi oynaması lazım. Mert'in de ilk golde degajında Fitch'im golü buldu. Yani Mert evet iyi oynuyor ama yani bir yere kadar da bu performanslar sürebilir. Özellikle işte geniş kadroda göz attığımızda bana göre çok da geniş bir kadrosu yok. İşte konuştuğumuz gibi Immobile'nin yedeği yok, Rafa Silva'nın yedeği yok. Yani Van Bronckhorst ne yapabilir? Bir Dimare mi çocuğun adı? Yeni transfer. João Mario. Yani, o da kanatta mı, orta saha mı? İşte yani, orada da baktığın zaman kulübe de girer bir şeyler yapar dedin. João Mario var. O bence, da Onana oynadığı için abi. Bence beklenti yedekler açısından söylüyorum. Beklenti düzeye yüksek oyunculardan bir tanesi Muçi. Onda bir sıkıntı var. Ya Eyüp maçında tribündeydi. Falan yani orada. Çünkü o çocuk yetenekli bir çocuk. Tamam genç. Onu da bak biraz önce söylediğim olaya geliyoruz. Yol kat etmesi, biraz olgunlaşması gerekiyor. Kolay değil büyük takım. Kadro derinliği de şu anda abi büyük ekranda. Büyük takımda oynamak. O da soru işareti. Sen nasıl teknik direktörsün abi? Muçi'yi hazırlamamışsın. Salih'i hazırlamamışsın. Sol açık aldığın adamı merkez oynatıyorsun. Merkez aldığın adamı sol açık oynatıyorsun. Semih, herkesin göz bebeği. Oynuyor mu, oynamıyor mu? Onda bazı sıkıntılar var, problemler var. Yani burada aslında Immobile'yi hoca dinlendirmek istediğini anlıyoruz. Ama dinlenme maçı, Ajax maçı mı yoksa Eyüp maçı mı ya da herhangi bir Süper Lig maçı mı? Bunu da konuşmak lazım. Yani doğru bir timing mi, doğru bir zamanlama mı dinlendirmek için? Yani Farioli bile açıklamasında maç önünde evet Beşiktaş'ın 11'ini gördüm ben bile şaşırdım dedi. Ya demek ki doğru zaman ona göre. Yani normalde aklı başında bir teknik adam Immobile'yi oynatır. Yani Immobile'yi demek yani oyuncuda hakikaten bir yorgunluk. Yani bir yorgunluk, bir problem var. Şimdi Vedat Hoca gelince açıklar orada bize bakıyor. Bunun testi yapılıyor değil mi hocam? Futbolcunun yorgun olup olmadığını anlayıp ona göre idman dozu ayarlayabiliyorsunuz. Yani parmaktan falan bir kan alınıyor. Artık bilimsel çalışıyor. Şöyle ben bunu bir analizciyle konuşmuştum abi. Söyleye katkıda bulunabilirim. Galatasaray'da özellikle. Futbolcunun dedim ki yani üst üste oynuyor bir futbolcu ama nerede sakatlanabilir ya da nerede artık yeter diyebilir. Deniz dedi onun verileri bize geliyor. Oyuncu sakatlık seviyesine bizim gözlerimize yaklaştığı anda zaten dinlendiriliyor. Bu bilimsel olarak bir bizim için bir veri geliyor ve o bilimsel olarak gelen verinin ardından biz oyuncunun nerede dinlenmesi gerektiğini ya da işte ne zaman oyundan çıkması gerektiğini oradaki verilerden alabiliyoruz. Artık her şey teknolojik abi. Yani oyuncuya da bırakmıyorlar. Tabii yani tüm kulüpler de var işte Fenerbahçe'de kurdu. Lab kurdu ya. Emre Hoca yaptı, Emre Belezoğlu. Atletico Madrid'deki laboratuvarın aynısını şeye getirdi. Samandıra'ya getirdi. Yani Deniz Biricik'i buradan sokuyorlar, oradan çıkıyorlar. Ne eksik ne fazla görüyorlar. Evet. Ama bunu teknik heyetin ya da oradaki ekibin kullanmayı bilmesi lazım. Parayla kullanmıyordu mesela Vitor Parayla.